Selam arkadaşlar, Hepsi Bir Adı kanalı'na hoş geldiniz. Ben Soner. Arkadaşlar PlayStation 1 videosuyla beraberiz. Bugün yine güzel bir rehber videosu çekeceğiz. Konumuz da arkadaşlar PlayStation de işte bu çipli PlayStation 1 olabilir ya da arkadaşlar ee, kırık, cihazlı bir PlayStation 1 olabilir. Zaten nasıl yapıldığını size göstermiştim onda Nintendo oyunlarını işte bizim eskiden atari oyunları dediğimiz oyunlar var ya NES oyunları diye geçiyor. Onları PlayStation 1'de nasıl oynayacağız? Onu göstereceğiz. Şimdi bir tane tabii ki programa ihtiyacımız olacak. Bir tane boş bir CD'ye ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Çünkü e, oyunları yazmamız için. Şöyle bende NES oyunları var. Ben kendim birkaç tane oyun şöyle netten aldım, internetten. Siz de zaten bunları bulabilirsiniz. Belki örnek bir site size bırakırım. Şurada gördüğünüz gibi Batman, işte Castlevania, Road Fighter, Silkworm, Zelda'da oyunlar dedim. Benim PlayStation'ım arkadaşlar Europe, e, PAL versiyonu olduğu için e, Europe oyunları tercih ettim. Bir tane de şuraya bir tane Amerikan versiyonu oyunu attım Silkworm diye. Bunu çok oynardık. Bakalım bunu da çalışacak mı çalışmayacak mı beraber görürüz. E, kullanacağımız program da arkadaşlar şurada masa üstünde size de bunu vereceğim. E, şöyle klasör çıkartırsınız arkadaşlar. Şöyle klasörü de aşağı çekeyim siz de görün. Evet klasörün içine girelim. Şu ROM Bank yazan yer arkadaşlar açıyoruz. Şurada sol üst tarafta gördüğünüz gibi klasör seçeneği var basıyorsunuz. NES oyunlarının olduğu arkadaşlar klasörü seçin. Masa üstünde ben biraz önce gördüğünüz gibi bir tane NES klasörü açmıştım. İçine de oyunları attım. Şuraya basalım. Evet gördüğünüz gibi masa NES klasörümüz var. Şunu tamam yapalım ve oyunlarımız ekrana geldi. Şurada arkadaşlar sol alt tarafta CD işareti var basacaksınız. Dosyalarını çıkartacak. Bakın burada makineniz neyse onu seçiyorsunuz. Sizin makineniz NTSC ise arkadaşlar USA yani Amerikan versiyonu. E, PAL ise Europe versiyonu seçiyorsunuz. Benim makine PlayStation Tabii tabii ki PAL olduğu için Europe'u tercih ediyorum ve bu yıl ISO'ya basıyorum. Masa üstünü e, seçili zaten burada. İsmini de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben direkt NES olarak yapacağım. Tamam. Bu programda artık arkadaşlar işimiz yok. Bu arada istediğiniz kadar CD'nin size arkadaşlar ne kadar kapasite olarak elverişli ise ona o kadar oynatabiliyorsunuz. İşte 20, 30, 40 neydi neyse ortalama. Bir PlayStation 1'e de arkadaşlar CD'de ortalama 700-800 MB yanlış hatırlamıyorsam. Evet gördüğünüz gibi şurada dosyalarımız var. Şimdi bunu tabii ki CD yazmamız gerekecek. Image Burn programı var bende arkadaşlar. Evet Image Burn programıyla bunu hemen CD'ye yazalım. Bunu arkadaşlar size tavsiye ederim. Gayet güzel ve basit bir program. Evet CD'miz zaten bilgisayarda şu anda takılı. <laughs> right match file to disk seçeneği arkadaşlar seçiyoruz. Şuradan hemen sağ üstte klasör tarafından o bize iki tane dosya çıkarmıştı ya Nes Onları Juelon'u seçeceğiz. N'ye basalım. Bakın şurada zaten sağ tıklayıp özellikler yapın. Böyle yine gösterelim. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar ISO dosyası. Şuna da bir bakalım. Evet Cue dosyası. Önemli arkadaşlar şu Cue dosyasını seçmek. Yanlışlıkla sağ taraftaki seçmeyin. CUE seçiyorsunuz. Aça basıyoruz. Buraya elemize gerek yok. Diğer arkadaşlar CD'mizi yazalım. Evet CD yazma işlemi tamam. Bu programı da kapatabiliriz ve arkadaşlar CD'mizi bilgisayardan çıkarıp PlayStation 1'e geçelim. Evet it might be nice. Önce arkadaşlar makinemiz biliyorsunuz ki Europe versiyonu. Şu silk vurma oyunu bir deneyelim, Amerikan versiyonu. Bakalım çalışacak mı? Start'a basıyoruz. Hmm çalıştı. İlginç. Süpersin reis. Arkadaşlar bu oyun acayip zor bir oyun. Silk vurma oyunu. Ee, Jeep ve şöyle helikopterle oynadık. Çift kişilik. Zaferler küçükken çok iyi oynardık bunu biz. O zaten bir video izleyince zaten kesinlikle eskiler aklına gelecektir. Ve güzel çalışıyor demek ki arkadaşlar şey. Amerikan versiyon oyunlarda çalışabiliyormuş. Şimdi start select R1 R2 L1 L2 tuşuna aynı anda basıyorum. Şu ekrana geliyorum. Bakalım şu Batman oyunu deneyelim bakalım start'a basıp. Bu oyun galiba çalışmıyor. Çıkmayı bir deneyeyim. Yok. Bu oyunda bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu oyun çalışma. Tekrar makineyi bir başlatayım. Bir de arkadaşlar göreceğiniz gibi aşağıda şey diyor. Seçenekler için üçgene basın diyor. Basalım. Buradan Button Config var. Oyunun arkadaşlar kolunu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bakın Start'a bastım. Bakın A tuşu için işte şu anda işte PlayStation'daki X'e bastım. B tuşu için Daire tuşuna. Select, Start, yukarı, aşağı, sol, sağ. Turbo tuşları var. Onu da kareli üçgen yapıyorum. Oldu. Ekranı ayarlayabiliyorsunuz şöyle. Böyle sağa sola yapabilirsiniz. Tamam. Buradan da arkadaşlar çıkalım. Şu Road Fighter oyununa bir alalım arkadaşlar. Evet gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ha <laughs> oyunda çok oynuyorduk biz ya. Çocukumuz hep bunlarla geçti arkadaşlar. Bu Atari oyunu geçti? Bakalım. Evet start şurada şöyle dondurduk. Start select L1 L2 R1 R2 aynı anda basıp tekrar bu ana ekran arkadaşlar isterseniz alabiliyorsunuz. Bazı oyunlarda siyah ekran hatası verebiliyor. Sizden önce bir kere deneyim dedim arkadaşlar ben PlayStation açmadan önce. Bazı oyunlarda siyah ekran hatası verebiliyor. Onu da şunu fark ettim. Capture Card'la şu anda bilgisayara yansıttığım için ondan olabiliyor. Çünkü TV'de aynı oyunları oynadım. Örnek veriyorum şu Castlevania oyununu ben televizyonda direkt bağlarak oynadım. Çalıştı. Hani öyle bir hata olursa sizde de aklınıza bulunsun. Ya da işte Örnek veriyorum. Şurada bunun USA versiyonunu seçtiniz. Ee, i̇nternetten Europe versiyonu bulup arkadaşlar deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu klasik oyunları NES oyunlarını yine retro makine olan PlayStation 1'inizde bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel homebrew bir uygulama yani ev yapımı bir uygulamamış. PlayStation 1'lerinizde böyle NES oyunlarını zevkle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet yepyeni rehber videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Güle güle.